Evet, kıymetli dostlar. 26 Eylül 2024'ün ilk videosuyla karşınızdayım. Bugün Fener'in maçı var. Cumartesi günü bozulan morallerimiz, bir daha maç izlemeyeceğim, Fenerbahçe'ye küstüm cümlelerimiz bugün yerini saat 19.45 olsa da izlesek maça değiştirecek. Biz böyleyiz işte. Fenerbahçe aşkımız böyle. Ne derseniz deyin. Ama tabii maçın öncesinde konuşmam gereken bir şey var. Amrabat dün bir şeyler söyledi basın toplantısında. Ve ben bu açıklamalarda biraz garip yerler buldum. Amrabat'ın ilk 11 başlayacağını da belirteyim arkadaşlar. Çok önemli bir maç oynayacağız. Reaksiyon verme şansımız var. Çok önemli bir maç kaybettik sahamızda. Taraftarlarımız müthiş bir atmosfer oluşturmuştu. Bizlerin de onlara bir şeyler sunabilmesi gerekiyor. Reaksiyon göstermek zorundayız diyor. Şimdi hayalimiz Avrupa Ligi'ni kazanmak diyor. Bakın, hayalimiz Avrupa Ligi'ni kazanmak. Yani yanlış anlamayın, reaksiyondan daha önemli şu cümle benim için. Ve teknik direktör Jose Mourinho için, bana göre gerçekten Mourinho ismi çok büyük bir isim. Onunla çalışmak benim için büyük bir gurur. Çalıştığı her yerde kupa kazanmış. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Her oyuncu bana göre onunla çalışmayı hayal eder diyor. Geldiğim ilk günden itibaren bir aile ortamının içerisine girdiğimi hissediyorum. Herkes tarafından iyi karşılandım. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Atmosfer şu anda iyi. Son maçtan dolayı üzgünüz ama yolumuza devam etmeliyiz. Reaksiyon göstermeye odaklanmamız gerekiyor. Taraftara üzgün olduğumuzu göstermek için fırsat. Reaksiyon maçı elimizden geleni yapıp onları mutlu edebilecek bir sonuç almak istiyoruz diyor. Şimdi oynadığı pozisyon son olarak da farklı pozisyonlarla ilgili soru yöneltiliyor. Ve diyor ki kariyerimde çok fazla pozisyonda oynadım ama ben orta saha oyuncusuyum. Orta sahada oynamak isterim ama hocam benden başka bir pozisyonda oynamamı istiyorsa bunu yaparım. Pozisyonum orta saha, en iyi pozisyonum bu ama takım için her şeyi yaparım diyor. Yani sahte stoper oynattığından falan bahsetti ya Jose Mourinho. Bunu da oynarım diyor. Ya bugünkü maçta hem Amrabat sürprizi var hem İrfan Can Kahveci ilk 11'e dönüyor arkadaşlar biliyorsunuz. Ki Jose Mourinho da zaten bunu dünkü basın toplantısında dile getirdi. Ve hani bugün oynayacak maçla ilgili 11'e döneceğini söyledi. UEFA Avrupa Ligi'nde şans vereceğini belirtti. Ve açık açık da bunları söyledi. Geçen sezon 18 golün 2 asist yapan İrfan Can Kahveci'nin de 11'de oynaması isteniyor. Ne düşünüyorsunuz diye katılıyorum diyor. İrfan bu maçta oynayacak cevabını verdi ve 29 yaşındaki deneyimli futbolcu bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda toplamda 9 maça çıktı. Bir gol, bir asist. Ve 289 dakika süre aldı. Aslına bakarsanız geri planda kaldı. Ancak eğer Mourinho mesela üstüne titrediği İrfan'ı, ne bileyim, 6 milyon euroya aldırdığı Oğuz Aydın'ı falan iyi hazırladıysa zaten bundan sonraki maçlar onların maçı olacaktır. Şimdi ben Yılmaz Özdil'in bir yazısı var. Kısa bir yazısı. Ona değineceğim arkadaşlar. Kendisine ait YouTube kanalında Jose Mourinho'ya yapılan eleştirilere dair bir şeyler söylemiş. Diyor ki YouTube kanalında kısaca söyleyeyim arkadaşlar. Jose Mourinho denilen adamın kupaları alt alta yazdığımızda 9 sayfa falan tutuyor. Biz 3 haftada adamın futbol bilmediğini anladık. Mourinho da artık sanırım nasıl bir ülkeye geldiğini anlamıştır eminim. Daha sezon yeni başladı. Bismillah. Fenerbahçe başkanını İzmir'de yerlerde sürüklediler. İngilizce bile bilmeyen gazeteci elinde cep telefonuyla Google Translate ile soru sormaya çalışıyorum Mourinho'ya. Dünyanın en cahil medyasıyla karşı karşıya. 8. sınıf topçular yorumcu olmuşlar. Mourinho'yu istifaya falan davet ediyorlar. Mourinho hayatının en büyük hatasını yaparak nasıl bir ülkeye geldiğini anlamıştır. Bence derbi bu diyor. Bence de derbi bu. Benim arkadaşlar derbiye dair çok güzel bir köşe yazım var da bu yazı biterse konuşayım yoksa bitmezse konuşmayacağım. Ali Koç'ta Mourinho bir zirve yaptı. Yani bir zirve gerçekleştirdi ve Galatasaray'a karşı alınan mağlubiyetten sonra Fenerbahçe'de taraftar tepkili. Ve Jose Mourinho'ya karşı da tepkili. Ali Koç'un Galatasaray maçında aldığımız sonuç bizim camiamızda kabul edilemez. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu ifadesi var. Aynı zamanda son dönemde oyun olarak iyi bir seviyede değiliz dediği de iddia edildi. Ve derbide bize yakışmayacak bir futbol oynadık. Bu süreç böyle devam etmemeli. Bu takım bir an önce toparlanmalı diye. Ben bir tahminde bulunayım mı? Şöyle bir tahminde bulunayım. Jose Mourinho geldi geleli 3 ay oldu arkadaşlar. 3 aydır Mourinho'nun bir tedrisatı var. Ne dedi? Milli takımdan gelenler kendini yeterince veremez. Mesela İrfan, İsmail, Mert Müldür. Hatırlayın bunlara bak. İşte Çağlar. Çünkü bunlar dinlenmediler. Benim
bir şekilde bunları zaman zaman dinlendirmem ve motive etmem lazım dedi. Ama Osayi'nin sakatlığı Mert'i engelledi. Aslında Tadiç oynatacaktı ama İrfan çok yorulduğu için İrfan'ı bir şekilde dinlendirdi. Oğuz Aydın da hani beklediği seviyede gelmedi açıkçası. O yüzden de Mourinho ne yaptı abi? Bekledi. Neyi bekledi? Futbolcuların kendine gelmesini. Ve futbolcular bence kendine geldi. Artık Fenerbahçe'nin yıkım ekibi gibi maç yapması lazım. Yani geleni devirmesi lazım artık. Ya Fenerbahçe'nin ben bugün itibaren kendine çekidüzen vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ve verecektir de. Yani bugün biz bambaşka bir Fenerbahçe izleyeceğiz gibi geliyor arkadaşlar. Zaten olması gereken de bu. Bakın maça dair ben rakip şöyle der, şu kadar milyon eurodur, bu kadar milyon eurodur, 5 TL'dir, 10 TL'dir, 20 TL'dir. Ben bunları konuşmayacağım. Eğer ben bunları konuşursam size ihanet ederim. Bakın gelin şöyle bir şey yapalım. Bugün Fenerbahçe'yi ne yapsa affedersiniz? Mesela 10-0 kazansa derbi mağlubiyetini affeder misiniz? Etmezsiniz. 12-0 kazansa hocam yine etmem. 15-0 kazansa hocam, 100-0 da kazansa derbi ayrı, bu ayrı. Değil mi? Böyle diyeceğinizi tahmin ediyorum. Yani 100-0 kazansa Fenerbahçe yine sizi tatmin etmeyecek. O zaman arkadaşlar bize bir çözüm lazım. Yani nasıl çözüm lazım? Yani baktığın zaman arkadaşlar Fenerbahçe'nin ne yapması lazım? Fenerbahçe'nin iyi oynaması lazım. Önüne bakması lazım. Maç ya da maçlar kazanması lazım. Vesaire 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 arkadaşlar. Hani maç ya da maçlar kazanması lazım. İkincisi şu. Rakibin de puan kaybetmesi lazım. Yani Galatasaray puan kaybetse, Fenerbahçe kazansa zaten kara bulutlar anında dağılır. Çok da kolay dağılır. İşte bize bu lazım. Ben bunu söyleyince hain kötü ben ilan ediyorum. Peki bir şey daha lazım. Taraftar ne diyor biliyor musunuz? Ben size taraftar dediğini diyeyim. Taraftar diyor ki Fenerbahçe'ye bir teknik direktör lazım. İsmail Kartal gibi oynatacak. İsmail Kartal gibi Samandıra'ya hakim olacak. İsmail Kartal gibi hani Türk futbolculardan öbürlerinden verim alacak. İsmail Kartal gibi birçok futbolcuyu ileri götürecek ama İsmail Kartal olmayacak diyor. Hocam İsmail Kartal olmayacak cümlesini kullanmasan derim ki İsmail Kartal'ı getirelim. Hayır, İsmail Kartal olmasın istiyor taraftar. Bak taraftar İsmail Kartal olmasa istiyor. Ama İsmail Kartal'ın yaptıklarını istiyor. İşte aramızdaki düşüncesel fark burası arkadaşlar. Aramızdaki sıkıntı kısmı burası. Yani biz bir şeye saplanıyoruz ama diyoruz ki saplandığımız olsun ama o olmasın. Şimdi İsmail Kartal daha iyiydi demek yanlış. İsmail Kartal daha kötüydü demek yanlış. İsmail Kartal'la Mourinho kıyaslanamaz. İkisinin kulvarları, klasları çok farklı. Bak şimdi ben size bir şey okuyacağım. Ergin Ataman Fenerbahçe'den özür diledi diye başlayayım. Şimdi A milli takım Panathinaikos baş antrenörü. Yani hem A milli takım hem Panathinaikos'un baş antrenörü Ergin Ataman. Yaptığı 3-1'lik el hareketi nedeniyle Fenerbahçe'den özür dilemiş. Şimdi Galatasaray'la oynuyor, hazırlık maçı oynuyorlar. Ve tribünlere derbi skorunu gösteren el hareketi yapıyor. Yazılı açıklamada yaşanan olaylardan dolayı kırdığım tüm Fenerbahçe camiasından özür dilerim demiş. Ben Ergin Ataman'ı adam yerine koymuyorum. Benim gözümde adam değil. Ben adam yerine koymuyorum. Ben Ergin Ataman'a küfür eden, hakaret eden Fenerbahçe taraftarına kızmıyorum, kızamıyorum. Çünkü Fenerbahçe taraftarını sürekli tahrik eden bir Ergin Ataman var. Hani bir şey yapsan da bana sövseler, hani bir şey yapsan da iyice sövseler, hani bir şey yapsan daha iyice sövseler diye sürekli Fenerbahçe taraftarının sinirleriyle, sinir uçlarıyla oynayan bir isim Ergin Ataman. Ve Fenerbahçe'den iki tepki geldi. Önce Burak Çağlan Kızılhan'ın açıklaması geldi. Genel Sekreter Burak Kızılhan diyor ki milli takım hocası kimliğine yakışmayan, ismini bile anmak istemediğim o şahsın hareketiyle ilgili bölücü, ayrıştırıcı, aşağılık hareketleriyle ile ilgili kendi aramızda istişareleri yaptık. İlgililerle görüştük. Konu hakkında camiamızın içi rahat olsun. İlgili aksiyonları alacağız. İlgili duyuruları çok kısa süre içerisinde yapacağız demişti. Akabinde Fenerbahçe'den açıklama geldi. Milli takıma oyuncu göndermiyor. Fenerbahçe'ye milli takıma oyuncu göndermiyor. Şimdi ben geçtiğimiz senelerde bunu çok söyledim. Dedim ki bak Galatasaraylılar A milli takıma da Ümit milli takıma başına geçti miydi? Galatasaraycılık oynuyorlar.
Fenerbahçe futbolcularını olabildiğince almıyorlar. Bak Oğuz Aydın kesinlikle artık alınmaz. Fenerbahçe'de çünkü. Buna da tepki göstersek keşke. Ama Fenerbahçe diyor ki A milli takım baş antrenörü şahsın. İsmi bile yok. Çünkü adam yerine konulmadığı için ismi yok. 24 Eylül 2024 tarihinde antrenörlüğü yaptığı takımın maçının ardından tribünler üzerinden kamuoyuna sergilediği tavır herkesin malumudur. Karakteri bugüne dek ortaya koydukları tavrı ve tarzıyla misyonu belli olan bu şahsın. Milyonlarca izleyicinin önünde yaptıkları milli takım baş antrenörlüğü saygınlığı ve kimliği ile taban tabana zıttır. Milli takım hepimizin takımıdır. Bu takımın parçası olan her kişi bu durumun farkında olarak davranmak zorunda ve sorumluluğundadır. Bu hareket bir camiaya yaranmak uğruna camiamıza üzerine taşıdığı milli takım antrenörlüğü saygınlığına ve hatta ülkemize yapılan büyük bir saygısızlıktır. Kendisinin camiamıza yönelik yaptığı özür açıklaması tarafımızca yok sayılmaktadır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak haddini aşan bu şahıs, saygınlık, tarafsızlık gibi olmazsa olmaz nitelikleri gerektiren bu görevde bakın saygınlık ve tarafsızlık. Asıl ana minvalde konuşmamız gereken şey bu. Anlatabiliyor muyum? Saygınlık ve tarafsızlık. Ana minvalde biz bunu konuşmalıyız. Hani olmazsa olmaz nitelikleri gerektiren bu görevde olduğu süre boyunca A erkek milli takımımıza sporcu göndermeme kararı aldığımızı kamuoyuna bildiririz. Yani Fenerbahçe Spor Kulübü milli takıma oyuncu gönderme kararı, yani göndermeme kararı aldı. Yayında ve yapımda emeği geçen herkesin ta arkadaşlar ta ya ben şunu söyleyeyim bu A milli takıma da gider ha futbol A milli takımına. Eğer şey değişsin muhtemelen yine Fatih Terim parasız falan kalırsa yine Fatih Terim falan alırlar milli takım başına. Öyle oluyor. Parasız kaldı mı milli takımın başına getiriyorlar. Hem de böyle sanki dünyada tek oymuş gibi 7-8 milyon euroyu falan biçiyorlar yıllık ücret. O da geliyor bütün Galatasaraylılar alıyor. Milli takıma. Aman diyor gidin yazın diyor Galatasaray'a gidin. Fener'e sakın gitmeyin falan filan diye diye de ikna ediyor. Böyle de bir enteresanlık. Aziz Yıldırım'ın ekibinden Okan Buruk için açıklama var. Aziz Yıldırım cephesinden Yıldırım Okan Buruk fotoğrafı için açıklama geldi. Şimdi bir görsel var sosyal medyada. Aziz Yıldırım kızı ve Okan Buruk bir yerdeler. Dışarıdan da bir fotoğraf çekilmiş. Birisi fotoğrafı çekmiş. Başta şaşırdım. Şaşırmadı değil. Ama sonra olayın gerçek mahiyetini tahmin edince tamam dedim ya gerek yok bazı şeylere. Çünkü açık olarak net olarak bazı şeyler gözüküyor arkadaşlar. Şimdi Aziz Yıldırım cephesinden bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamayı okuyayım da ben arkadaşlar sonra ya aklınızda bir soru işareti kalmasın. Aziz Yıldırım'ın Okan Buruk ile olan fotoğrafı yaklaşık 3 hafta önceden başkan kızı Yaz ile birlikte alışveriş yaparken Okan Buruk'a rastlıyorlar. Okan Buruk ayağa kalkıyor, merhabalaşıyorlar. Sonra alışverişe devam ediyorlar. Konu bu kadar. Şimdi bu görselde bir görseli ele alıp da ya şöyle böyle yani Ali Koç kuyusu kazılıyor. Aziz Yıldırım Okan Buruk da görüşüyor falan. Ya 0-7 yaş grubu iddialar olur bunlar. Yani denk gelebilir. Arkadaşlar bakın. Futbol sahada futbol. Ya Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'la hiç mi arkadaşınız yok? Biz geçen gün bir halı saha maçındaydık. Birleşmiş Milletler gibi yemin ediyorum. Stoper'de Beşiktaşlı bizim arkadaş var. Tiner çeker arada. Bali falan çeker böyle bunu. Yapar. Balici Kadir deriz biz ona. Arada tiner falan çeker. Sağ bekte Trabzonsporlu birisi var. Mesela ondan sonra. 10 numarada ben oynuyorum. Yine bizim sol bek Galatasaraylı. Forvet'te bir öğretmen arkadaş var. Fenerbahçeli. Diğer orta sahada benden oynayan arkadaş var. Real Madridli. Bir tane kalecimiz var Suriyeli. Seyirci var bir tane izleyen. Afgan var. Pakistanlı vardı. Birleşmiş Milletler gibi maçtı yani. Yani işte, işin şakası biter ama gerçek hayatta böyle arkadaşlar. Biz burada gırgır şamata yapıyoruz. Bana diyorlar ki ya diyorlar sen çocuklardan mı böylesin? Trabzonspor, Fenerbahçe falan mı anlatıyorsun? Lan oğlum burada konumuz bu. Burada konumuz bu. Yani
Sınıf ortamında başka, buradaki konumuz bu. Ben o okulda futbol konuşmayı yasaklıyorum. Yok Fener'de, yok Galatasaray'da, yok şöyle, yok böyle. Ha ne oluyor biliyor musun? Fenerbahçe mesela atıyorum 7-0 kazandı işte. 7-1 kazandı, 7-0 kazandı. Çok neşeli oluyorum. Ertesi gün çocuklara bir şey alıyorum, dağıtıyorum. Çocuklar da diyor ki ha demek ki de Fenerbahçe iyi bir şey yapmış ki öğretmenimiz bize hediye verdi diyor mesela. Bu oluyor mesela. Ya da Fenerbahçe mesela derbiyi kazandı, kazanıyor, ediyor. Ben mesela formayla gidiyorum okula. Neşeliyim, mutluyum, yüzüm gülüyor. Ama yenildiği zaman aman diyorum. Yani hiçbir şeye sinirlenmemeye çalışıyorum. Çünkü bir şeye sinirlense diyecekler ki bak Fener yenildi, bu da işine yansıttı diye. Yani gerçek hayatımızda bu başka bir şey. Adam Aziz Yıldırım, Okan Burak'a denk gelmiş. Konuşmuşlar, muhabbet etmişler. Bunda bir şey yok ki arkadaşlar. Yani ilginç ya. Bu arada Sebastian Pochettino'dan de Jose Mourinho itirafı gelmiş. Centurion'un teknik direktörü. Diyor ki Jose Mourinho hakkında. Jose Mourinho tanıdığımız ve başarıdan başka bir şey kabul etmeyen bir teknik adam. Maçtan sonra nasıl bir durum ortaya çıkacağını göreceğiz diyor. Ne diyor? Şüphesiz ki yeni bir antrenörle çok değişen bir takım oldular. Geçen seneye göre çok daha kaliteli bir takım durumundalar. Geçen seneki iki maç atmosfer ve takım konusunda bize fikir verdi diyor. Başka ne diyor? Biz sadece maça odaklanıyoruz. Eksiklerimizi düzeltiyoruz. İyileştiriyoruz. Amacımız gol atmak ve sonucu göreceğiz diyor. Genlerimizde ne varsa onu göstereceğiz. Maçın deplasmanda olması bizim için fark etmiyor. Kendi oyunumuza bakacağız demiş. Bakacağız. Biz de bakacağız. Yani bizim amcamız şeyde şey. Bu arada Belçika Ligi'nde 12. sıraya kadar düşmüşler. Hani geçen sezonki o oyun yok herhalde Saint-Julius'de. Bir de çok iyi elemanları vardı. Adı aklıma gelmedi. Siz Puertas. Puertas'ı falan gönderdiler sanırım. Yani 77 milyon euro diyor. Stoperlerinde Machida da var. Yine stoper. Dikkat etmemiz gereken. McAllister var. Yine yanındaki stoper. 2. Hani orta sahaları falan biraz standarda düştü gibi bir takım. Transfer market değerini bizi yanıltmaması gereken bir takım. Onu belirteyim. Bu arada Hüseyin'i var kanatlarında. Şey forvet. Kırmızı kart cezası mı? Allah Allah. Ya Fenerbahçe maçında yok diyor. Kabangu diyor. Zaten 5. forvet mi ne? O sakatmış. Promos Dives Avrupa Ligi'nde yok. Listeye yazılmadı diyor 23 yaşında. Yani Kevin Rodriguez ve Ivanovic oynayabilir isimlerden birisi diyor. Yarın başka isim var mı? Teklap sol kanatta. Fibula şaftı çatlağı geri dönüş bilinmiyor demiş. Bu Teklap şey değildi ya. Yani bana bir isim sıkıntı yaşasın dese Machida'yı söylerim. Machida kırmızı yesin bunlarda derim. Maç farka gider derim. Yani biliyorum. Bir de Anan Kalili'yi almışlar. Hocam anayı bacıyı karıştırmasan iyiydi. Yok gerçekten onu almışlar yani. Muhammed Amuray'ı göndermişler kiralık Wolfsburg'a. Cameron Puertas'ı 15'e. Gustav Nilsson'u 6.4'e satmışlar. Yani geçtiğimiz sezonki kadrolarından daha da zayıflamışlar. Şimdi ben Fenerbahçe'den farklı galibiyet falan beklesem küfür edecekler bana. Diyecekler ki sen böyle yapıyorsun, üstümüze şimşekleri çekiyorsun. O yüzden bir şey demeyeceğim. Ha, son haber. Antalya Spor maçına skandal hakem. Ben bu videoda ne başlık koyacağım onu da bilmiyorum. Şimdi skandal hakem. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. An itibariyle herhalde skandal hakem kalmaz. Niye? Galatasaray kara borsayla adanılıyor. İşte iddia baronlarıyla forma reklam almakla adanılıyor. Yasa dışı bahsi yasalaştırmaya çalışıyor diye adanılıyor. Zaten yıldım. Şu yasa dışı bahis mesajlarından yıldım. Size de geliyordur muhtemelen. Millet yılmış durumda. Şey diyor Dursun Özbek diyor biz onların yasa dışı bahis olduğunu bilmiyorduk ki. Vay anasını ya. Ya siz herhalde şey zannediyordunuz. Kur'an kursu falan zannediyordunuz. Orada bets falan yazınca. Yani bets olunca herhalde siz Kur'an kursu falan zannettiniz. Yazık Galatasaray'a. Bayağı kandırılmışsınız siz ya. Antalya Spor maçına skandal hakem. Abi ben hemen ne yaparım? Şampiyonluk yolunda kimlerle mücadele edeceğiz? Mesela Fenerbahçe'nin pazar günü Antalya Spor maçı var. Antalya Spor Fenerbahçe maçını Cihan Aydın yönetiyor. Cumartesi günü Galatasaray Kasımpaşa maçı Oğuzhan Çakır yönetiyor. Oğuzhan Çakır. Süleyman Çakır'ın kayıp oğlu bak. Yine Galatasaray maçı. Yine tecrübesiz hakem. Yine TFF. Yine kumpas. Yine karakter şeyi yoksunu bir atama.
Mehmet Türkmen Samsun Spor Göztepe maçına verilmiş. Arda kardeşler Eyüp Spor Gaziantep maçına verilmiş. Halil Umut Meler Trabzonspor Konya maçına verilmiş. Çünkü Trabzon'un acil galibiyete ihtiyacı var. Geçmiş olsun Konya Spor. Ama size yarar. Galatasaray sizi hakemle yendiği zaman ağzınızı açmadınız. İnşallah burada da açamazsınız. Ya Fenerbahçe maçına Cihan Aydın'ı atamışlar. Kop koyu Galatasaraylı. Galatasaray'a neredeyse tapan bir hakem. Bellona Kayserispor Beşiktaş maçına da Atilla Karaoğlan'a vermişler ki Karaoğlan Beşiktaş'a kırmızı kart vermemişti. Hatırlatırım. Ama Kayserispor'a da galibiyet lazım. Şimdi Beşiktaş da yenilmesi lazım ki Galatasaray cıklarını tepede yalnız bırakmaları lazım. Hani Galatasaray Kasımpaşa sürpriz oynayayım. Kasımpaşa alır diyeyim. Antalya Spor Fenerbahçe maçına Fenerbahçe alır diyeyim. Trabzon Konya maçına Trabzonspor alır diyeyim. Bellona Kayseri Beşiktaş maçına da Kayserispor 2-1 alır diyeyim arkadaşlar. Hadi ben kolay kolay iddia tahmininde bulunmam ama bu sefer tahminde bulunayım. Hocam Galatasaray evinde aylardır yenilmiyor. Yıllardır yenilmiyor. Bilmem ne yapıyor. Vallahi arkadaşlar iddiada kaybetmek, yani çoğunluğun kaybetmesi daha müstehaktır. Bir. İkincisi Galatasaray burada kazanırsa ligin zaten kimse zaten ligi izlemek istemiyor. Şimdi iyice izlemek istemez. Ben iddia baronları olsam, yani iddia baronu falan filan eğer gerçekten varsa ben bunlardan biri olsam Galatasaray'ın yenilmesini sağlarım. Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u yenmesini sağlarım. Niye algı yapacaksın? Diyeceksin ki bak Alex maçı sattı. Şey olmasın diye. Ha Galatasaray maçının berabere bitmesi daha mantıklı. Puan farkını 3'e düşürmeleri daha mantıklı. İkili averaj muhabbetini uzun sürdürürler. Ben fikrimi değiştiriyorum. Galatasaray Kasımpaşa maçı. Beraberlik diyorum. Bak. İddia oynamayın haramdır iddia ama bak Galatasaray Kasımpaşa beraberlik ya da Kasımpaşa. Trabzonspor Konya kesinlikle Trabzonspor. Yer yarasa yerden Deccal çıksa yine Trabzonspor'a kazandırırlar. Antalyaspor Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe kazanır çünkü Antalyaspor'a algı yapacaklar. Bak Fenerbahçe kötü bile oynasa kazanır. Diyecekler ki bak Alex bilerek verdi diye. Kayserispor Beşiktaş maçında Kayserispor kazanır diyorum. Ya da berabere biter. Çünkü ligin zirvesiyle alttakiler ya da orta sıranın arasının çok açılmaması lazım. Ben böyle bir şeyin olacağı görüşündeyim. Şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe liderden 5 puan geriye düşmüşken hiç uğraşmazlar arkadaşlar. Siz bugünkü maça odaklanın. Var mı içinizden geçen hissi bir skor tahmini? Var mı söylemek istediğiniz bir görüş? Var mı herhangi bir şey arkadaşlar? Varsa buyurun yoruma. Yoksa da canınız sağ olsun. Görüşmek üzere. Bu arada maç 19.45'te 18.45 gibi yayına geçeriz. Kısa bir yayın. Sonra maça odaklanırız. Görüşmek üzere.